Evet, artık devre analizi yapmayı öğrenmeye hazırız. Temel yasaları öğrenirken hedeflediğimiz şey de zaten buydu. Neydi bu temel yasalar? Ohm yasası ve Kirchhoff yasalarıydı. Hatırlayalım Kirchhoff yasalarını. Kirchhoff akım yasası ve Kirchhoff voltaj yasası olarak ikiye ayırmıştık. Akım yasasına göre bir düğüme giren tüm akımların toplamı sıfır olmalıydı. Voltaj yasası ise bir gözde bulunan tüm voltajların toplamının sıfır olduğunu söylüyordu. Ayrıca bir de işaretleme düzenini öğrenmiştik. Pasif işaretleme düzenine göre voltajı bu şekilde işaretlediğimizde akımı pozitif uca gelecek şekilde gösteriyorduk. İşte bunlar bir devreyi analiz etmek için elimizdeki araçlar. Ekrana bir devre çizdim. Burada bir voltaj kaynağı var. Vs diyelim. Değeri de 15 volt olsun. Bir tane direncimiz var. R1 diyoruz. Değerine de 4 kilo ohm diyelim. Burada bir tane daha direnç görüyoruz. R2. Buna da 2 kilo ohm yani 2000 ohm değerini verelim. Ve son olarak buradaki bir akım kaynağı bulunuyor. Bunun değeri de 3 miliamper olsun. Akımın yönü aşağı doğru akıyor. Şimdi yapacağımız şey devre analizinin amacına uygun olarak temel yasalardan faydalanmak suretiyle devredeki tüm voltaj ve akımları bulmak. O zaman öncelikle devredeki düğüm noktalarını belirleyelim. Düğümleri harfle temsil edeceğiz. Bu düğüme A diyoruz. A R1 ve Vs'nin arasında yer alıyor. Gelelim bu düğüme. Bu dallanmış bir düğüm. Yani bu üç bileşen bu düğümde birleşiyor. Buna da B düğümü diyelim. Aşağıya geçtiğimizde bir düğüm daha görüyoruz. Üçüncü düğüm. Bu da dallanmış bir düğüm. Voltaj kaynağı, direnç ve akım kaynağını birbirine bağlıyor. Bu düğüme de C adını veriyoruz. Şimdi devre üzerindeki voltajlara adlandırmaya geçebiliriz. Voltaj isimlerini turuncu ile yazacağım. Bu V1 voltajı olsun. Buraya artı, buraya da eksi koyalım. R1 direncinin iki ucu arasındaki voltaj bu. R2'nin voltajına da bir isim verelim. Artı eksi V2 olsun bu da. Bu R2 direncinin uçları arasındaki voltaj ama aynı zamanda bu akım kaynağının uçları arasındaki voltaj. Çünkü V2 B ve C düğümleri arasındaki gerilimi temsil ediyor. Şimdi de akımları isimlendirelim. Devredeki akımları yazalım. R1'den geçen bu akıma I1 diyorum. Bir diğer akım da R2'den geçiyor. Bu da I2 olsun. Burada bir de Is'den geçen akım var. Onun değerini zaten biliyoruz. Yine de IS yazalım. Böylelikle tüm akımları belirlemiş olduk. Devredeki tüm bilinmeyen akımları isimlendirdik. Şimdi devreye şöyle bir bakarak onu uzaktan inceleyerek devrede ne olup bittiğini çözemeyiz. Bir çözüm tekniği bulmamız lazım. Bizim çözüm tekniğimiz temel yasaları uygulamak olacak. Yasalarımızı en başta buraya yazmıştık. Bu teknik eş zamanlı denklemlerin çözümü üzerine kurulu. Yani denklemleri birlikte çözeceğiz. Devre analizinin püf noktası bu. Aslına bakarsanız devre analizi demek bir takım eş zamanlı denklemler kurup çözmek demek. Öyleyse gelin devreye dair bildiklerimizi yazalım. İlk olarak iki dirence ohm yasasını uygulayacağız. Yazalım. V1 eşittir I1 çarpı R1. V2 eşittir I2 çarpı R2. Evet fena bir başlangıç olmadı değil mi? Elimizde iki denklem var. Peki kaç bilinmeyenimiz var? I2 ve V2'yi bilmiyoruz. I1 ve V1'i de bilmiyoruz. Yani iki denklemimiz ve dört bilinmeyenimiz var. Yolu yaraladık. Şimdi birkaç denklem daha bulmamız gerekiyor. Devreye şöyle bir bakıyoruz. Ne yapacağız? Bu göze Kirchhoff voltaj yasasını uygulayacağız. Bu bizim KVY döngümüz. Buradan bir denklem elde ettikten sonra B düğümüne geçeceğiz ve Kirchhoff akım yasasını uygulayacağız. Bu sayede iki denklem daha elde etmiş olacağız. Evet, K ve Y'yi uygulayalım. Devrenin bu düğümden bu köşesinden başlayarak gözü saat yönünde dolaşalım. İlk karşılaştığımız şey bir voltaj artışı. Şöyle yazayım. Artı Vs. Sonra bir voltaj düşüşüyle karşılaşıyoruz. Yani bu tarafa doğru giderken eksi V1 eksi V1. Bu noktadayız. R2'den geçerken V2 değerinde bir voltaj düşüşü daha yaşıyoruz. Eksi V2 eşittir 0. Bu göz için Kirchhoff voltaj yasası böyle. Bir artış, iki düşüş. Bir artış, iki düşüş. Şimdi buraya geçelim ve bu düğüm üzerinde Kirchhoff akım yasasını uygulayalım. Birkaç ok daha çizeceğim. Bu I1. Doğruca bu dirençten geliyor. Bu da IS. Şimdi B düğümüne giden akımları yazalım. B düğümüne giden akım I1. Bu akımı B düğümünden çıkan akımlara eşitleyeceğiz. O halde I1 eşittir I2 artı IS olur. Artık 4 tane denklemimiz var. Bunlar bizim 4 adet eş zamanlı denklemimiz. Şimdi sırada bunları çözmek var. Ekranı biraz daha yukarıya kaydırayım da başlayalım. Ama önce bir kontrol edelim. 4 tane bilinmeyelimiz var. V1, I1, V2 ve I2. V1 ile V2 burada, I1 ve I2 de burada. Evet 4 adet de denklemimiz var. O halde tüm bilinmeyenleri bulabiliriz. Ama bu videoyu daha fazla uzatmadan bunu bir sonraki videoya bırakıyorum.